Hayır ben anlamadım. Hangi filmdi? En son söylediğin cümleden bahsedelim. Biraz önce söyledin ya. Halkanat Aygınlık'tan. Tabii şimdi mesela bizim İzmir'de daha çok böyle etraflı dönen kuşlar tercih ediliyor. Son 25 senedir Ali abi rahmetli o kuşlar vardı zaten Ayvalık'ta. Yani opal kanat tarzı kuşlar orada muhafaza edilmiş. Onun mesela muhafaza edenlerden bir tanesi rahmetli oldu. Velikaya. Tabii Velikaya da Küçükköy'den evliydi zaten rahmetli. Ali abiye veriyordu onlardan. Ruslar diyordu o kuşlara. Onlar mesela beyaz dönek de veriyordu onlar. Küçük beyaz bile atıyorlar. Sert kuştu onlar. Şimdi oranın hava koşullarına göre Ali abi de çözmüş o kuşları. Mesela rüzgarın içine sokarak pırıltatıyordu. Öbür türlü pırıltatması mümkün değil yani. İlla böyle rüzgarın içine yükseğe girecek kuş kontrollerini atıyordu. O şekilde döndürüyordu o şekilde kuşları. Ama tabii o kuşları en son mesela Ali abi gene bir eşleme yaptı. Sarayköy'den bir erkek aldı geldi. O erkek girdikten sonra kuşlarda yuvarlak kalitesi daha genişledi biraz. Tabii daha yani. Şey oldu. Daha güzelleşti kuşlar. Ve şu an hala o kuşlar devam ediyor yani. Peki rahmetli Ali'nin kuşlara palkanat girmesinin yanında Tetova, Makedon falan girme ihtimali? Yok. Tabii paçalılık yok o kuşların içinde. Değil mi? Biraz yani onu da, o da düşün, çok aşırı pahalı olması biraz onu da düşündürüyor yani. Paçalılık yok o kuşların içinde. Ya yani Selanikler'de, Selanikler'de paçalı olmaz şart değil ki. Paçası da var Selanik. Hayır, yani Selanik'ten çok Makedon, Tetova tarzı bir kuş girmiş olabilirler mi? Yok. O palkanatların özelliği evet. Aşağı dalıcılıkları güzel ama sert kuşlar. Evet. Yani içinde kırma olayı olmadı. Irkını bozma olayı olmadı. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten eğer öyle bir şey olmuş olsaydı paçalılar bizim Ege bölgesinde çok tutulmuş olsaydı her kümeste olurdu. Paçalı güvercin bizim Ege'de yani Selanik'ten getiren adamlar da çok tercih. Ama Murat abi Keskin amcanın rahmetlinin eski videolarında evet. Paçalıyla bizim kuşlarımızın çapraz yapıldığı, başarılı olunmadığı söyleniyor. Doğru. Peki ve bu çapraz yapılan kuşlar sonuçta kaldır yerlerde. Kaldı. Ya mutlaka kalmıştır. Yani kaldı bu da yani. Vardı. Bende de vardı paçalı. Zamanında ben de çok paçalı besledim. Güzel dönüyorlar. Yani hata yok, hatası dönüyorlar ama onlar şey dönüyor, bindirme. Ve bizim tepeden istediğimiz yuvarlak tarzı da dönüyorlar mıydı? Abi, dönüyorlar mıydı? Abi. Ama onu o şekilde beslemek daha iyi değil miydi? Yani abi, kendi değil mi? Kendi kuşlarımızla şimdi, değil de. Onu da iki tane yani. Bir Selanik bir de Makedon üst tarafta, kuzey tarafta olan kuşlar var benim. Bak, ki, ben kendi gözümle yani, gördüm. Sadece, kendi gözümle gördüm. Bayraklı'da Şekerci Mustafa amca vardı. Mehmet abi de bilir. Ahmet Şekerci abi. Ahmet miydi? Ahmet abi. Onda vardı paçalılar. Görmen lazım. Aşık olursun kuşlara. Kökünde vardı. Galaça abi. Böyle fal galaçalar ve böyle yatay dönüyorlardı. Bizim istediğimiz yuvarlığa yapıyordu kuşlar. Evet. Yani o şekilde dönüyordu kuşlar ama o kuşlardan muhafaza rahmetli olduktan sonra çalındı adamın kuşları. Rahmetli. Ne olduğu belli olmadı. Yani ya, kuşlar Tekin'de de vardı ya. Ya bilmiyorum işte. Yani o Ahmet'e o satıyordu. Bilmiyorum. Yani o kuşlar o şekilde yok oldu. Hani şimdi paçalı bizim Ege'de çok tutulmuş olsa her kümeste olur. Yani paçalı tutulmadı bence yani. Ve eşlemeler de yapıldı. Eşlemelerde de başarılı olamadılar. Çünkü şöyle yani benim bakış açıma göre katır çıkıyor. Yani iki ayrı mesela bir kanayra ile yani sakayı eşleştiriyorsun piş çıkıyor. O da aynı öyle. Yani devamı olmuyor. Yani o yüzden başarılı görmüyoruz biz. Paçalıyla bizim rahmetli Keskin amca da bu yorumu yapıyor tabii. Röportajında. Aynen öyle. Yani Emrullah abi de mesela paçalı güvercin çok dedi mesela ben gittim İstanbul'a cepolarda seyrettiğini anlatıyordu. Bizim istediğimiz gibi de dönenler vardı dedi yani. İstedim dedi hatta bir çift onlardan dedi kendisinden dedi. İstedim dedi yani bir çift. Ondan sonra verdiler de dedi yani baktım da dedi. Onlar da dedi paçalının güzeli vardı dedi. Ama çapraz olmuyor. Aynen, olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Sakayla. Aynen. Sakayla. Kanarya eşleme gibi oluyor. Melez oluyor. Yani katır devamı olmuyor. Bana göre her ırkı saflaştırarak devam etmek en güzeli.
Yani uydurdularsa da çok az bir orandır belki yani. Aynen. Füre çok fazla. Tabii tabii. Uğraşmamışlar da yani. Çok yani. Evet, Dönük Güvercin TV izleyicileri, çam dibindeyiz. Kahve ortamında sizleri çekmek istedik. Çeşme'den misafirimiz var. Birden bodoslama daldım. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Mustafa Akgül. Çeşme'de yaşıyorum. Bilgisayar işiyle uğraşıyorum. Bilgisayar firmam var. Ne kadardır? Yaklaşık bir 10 yıldır güvercin bakıyorum. Çocukluğumuzda uzun süre baktık tabii ki. Bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. 10 yıldır devam ediyoruz. Hoş geldin. Çeşme'de güvercin uçurma şartları nasıl, hava koşulları nasıl diye bir muhabbet ettik. Sonra oradan kara kanatlara işte biz orada Çeşme'de bu kuşları tercih ettik hava şartlarından dolayı dediniz. Onu biraz anlatır mısınız izleyicilerimiz de duysun? Oradan muhabbet başladı. Yani rüzgar bizim orada hiç dinmiyor ne yazık ki, sürekli bir rüzgar var. Rüzgarın olması da tabii durumu olumsuz etkiliyor. Biraz da sert kuşlara yönelildi son zamanlarda, ustalar da öyle yaptı, biz de öyle yaptık. Ama netice olarak tabii çok sistem çok sert dersek bu sefer dönekli kaybettiğimizi fark ettik. Şu an yine eski sisteme en yakın kuşlara bakmaya devam ediyoruz. Yani yatay ve yuvarlak kalitesi olan, olan kuşlara döndünüz. Kalitesi, aynen öyle, kalitesi yüksek, mesafesi daha kısa, daha verimli kuşlarla devam etmeyi tercih ediyoruz şu an için. Anladım. Sonra Murat abi o kuşların Ayvalık'tan geldiğini söyledi. Tabii, öyle muhabbete devam ettik. Tabii mesela o kuş Ali abi beşlik erkek ondan sonra o kuş ilk Sarayköy'e satıldı. Sarayköy'den sonra tekrar İzmir'e geldi. İzmir'den de Çeşme'ye geçti o kuş. O kuşun çocukları çok çoğaldı yani. Bayağı bakanlar var. Yani o kuşlardan da içinde iyi kuş uçuranlar çıktı yani. Başarılı kuşlar çıktı. Ya bunu zaten sermayesi uçurmak. Yani bunu uçuran adam her zaman iyi bir şeyler havaya atar. Yani hep kötü uçuracak zevk diye kalma, bir şey yok. Zevk almadıktan sonra ne yapayım ben onu? Zevk alacaksın yani uçuracaksın yani. Yani tabii. Kapalı yerde tutup da tavuk küp beslemenin bir anlamı yok. Tabii. Yani. Tutakçılar olmasa daha iyi olur. Siz kendinizi tanıtın amca. Ben kuşu değilim, tanıtmayayım. Neden? Olsun. Ne demek kuşu kendisi. Bize bu çam dibinde karakolda bekçilik yaptı. Emekli oldu. Ondan sonra işte konuş. Esten nasıl kuşlar bakıyordunuz amca? Nasıl yaşıyordunuz kuşları? Bir anlat bakalım şöyle eskilerden ya. Hep yenilere mikrofon uzatmayalım. Paçalı dönek bakıyordum ben eskiden. Çok zevk alıyordum. Güzeldi yani. Verim alıyorduk. Ama tutakçılar çok olduğu için bize rahat vermiyorlardı. Bu kadar basit. Siz dönekleri nereden edinmiştiniz o zaman? Ya parayla dönekleri aldık. Parayla aldık. Yani bir burada besleyen çam dibinden birinden yok, mi yoksa? Yok, Bayraklı'dan. Bayraklı'dan birinden almıştınız. He, Bayraklı'dan. Ama onlar çok güzel kalaçalardı. Mesela yavruları uçur, cızık yavru hayatta kimse tutamaz. Öyle bir damar vardı onların. Kafalıydı yani. Tabii kafalı ama eşe geldiği zaman her tarafa da patır patır düşüyordu. Gerçek bu yani. Eşe geldiği zaman mı? Tabii, kızdığı zaman. O zaman kızdığı zaman uçurmuyordunuz. Kızgınlığı geçti mi gene tutamaz kimse. Öyle o zaman yani. Kızdığı zaman uçurmayacak. Ya eşleyeceksin. Uçurmayacaksın değil de eşleyeceksin. Bir kanak kuyruk aldığın zaman hayvan kendine daha iyi geliyor. Eşliyorsun daha güzel dönüyor. Daha da sertleşiyor yani. Zamanla olan şey. Yani. Örnek güvercin zaman istiyor. Yani yaşını dolduracak. Bir yavru bakacak. Yani onun dönek olmasında bunlar hep bir aşama. İyi gelişmesinde. Yani ama bunu önemli olan zevk almak. Zevk aldığın için besliyorsan, zevk almasan beslemezsin. Ya şimdi bu yani. Ticarete döküldüğü için, yani satma ama olayına döküldüğü için. Tutakçı. Hala günümüzün en büyük sorunu o yani. Siz tanıttın kendinizi. Ben İzmir Gökdere Köyü'nde başlıyorum dönek güvercini. Ben yaklaşık 2011 yılından beri bakıyorum. Çam dibinde arkadaşlarımız, dostlarımız. Genelde buraya takılıyoruz. Ama öyle. Orada Gökdere'de oturuyorsunuz. Gökdere Köyü'nde bakıyorum. Yok, ben Bayraklı'da oturuyorum. Bayraklı'da oturuyorsunuz. Hangi, kimin kuşlarına bakıyorsunuz? Ben de Müjdet Aydın'la İsmail Keşen'in kuşları var. İki damar. Onlara bakıyorum. Öyle İsmail mi? Yok, Keşen. Burada çam dibinde İsmail abi. Ve Müjdet Aydın'ın kuşlarına bakıyorum. Müjdet Aydın ustamdır. Buradan kendisine selamlar. Öyle. Evet Murat abi. Evet. İklimler ve yöre hava şartları kuşlarımız yani dönek güvercin ırkını besleyenler olarak
farklı şekilde yönlenmelere sebep oluyor mu? Çünkü Çeşme'de hava şartlarının zor olduğunu ve ona göre kuşlar uçurmamız gerektiğini söylemişti. Ama sonra onda başarılı olamadık dedi. Yine eskiye döndük dedi. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Şimdi bana göre yani hava şartları mutlaka çok önemli de ama bu seyislikle de alakalı olan bir şey. Yani kuşu kullanmak. Kuşu kullanmak çok önemli. Bana göre seyisin çok şeyi var bunda. Yani etkeni var. Yani yavruluktan alıp tabii mesela eş tutana kadar. Abi şimdi kuşu çözer adam nasıl döndüğünü. Mesela rahmetli Ali abi biz oraya gittiğim zaman dediğim gibi yani, hava şartlarına göre uçuruyordu. Rüzgara göre rüzgarın içine sokuyordu kuşları. O şekilde pırıltatıyordu kuşlara. Yani hava hoca kullanıyor muydu o zaman? Yok. Murat abi tek mi atıyordu kuşları? Evet, tek uçuruyordu. Aynen. Öyle şanlı falan yoktu onda. Azman fazla sevmezdi Ali abi. Bir de yıllar içinde kuşlar hep iç içe girince hani bizim evet. Şey muhabbeti var ya, safları, özleri. Evet. Kuşlar hep bunlar içlerine bir şeyler istiyor. Yani onu sokmadın mı? Kuşlar şimdi biraz mutlaka yani ya şimdi bollaşıyor ya sıkılaşıyor. Tabii. Bazen arızaya düşüyor çok döneklikten kuşlar. Yani bazen içine bir şey de sokması lazım. O senin orada görmesi lazım. O yani. Senin orada senin bilgine kalmış bir şey artık. Aynen. Hani kuşu görürsün. Biraz yumuşak dönüyor ama yumuşak. Orada sen kendi bilginle biraz daha sert bir kuş sokarsın. İyi kanı fazla bozulmamış. O sana faydalı olur yani. Senin kuşçuluğunu devam ettirir. Yani şimdi mesela bir seyis uçursa mesela alsa kuşları uçurmadan yerde oldu mu kuşlar hep iç içe. Kuşlar bir dönem kıtlaşıyor yani ya da bollaşıyor yani. Mümkün törleşiyor dönekleri diyelim. Mümkün değil olmaz. Yani seyis ondan uçurup bunun içine biraz bunlardan girsem. Onu zaten en güzeli uçurup döndürüp havada eş etmek. Yani biraz da mesela burada yakın zamanda bizim Rıdvan abimiz var. Hı. Bir mavi galaça bir erkek uçurdu. Sallabaş oldu güvercin. Sonra tekrar uçurmaya başladı. Onu mesela havada biz seyrettik eserli olmadan önce. Müthiş bir kuş. İyi dönen bir kuş. Ondan sonra onu gene iyi dönen bir kuşla eşledi. Havada yavruları uçuyor. Bir tane yavrusu sanki babası uçuyor havada. Sadece tüyü değişik yani. Bütün hareketler, bütün dönüş, her şey. Yani bu ne ortaya çıkıyor? Eğer kuşun sen geçmişini, dönüş tarzını bilirsen seni dönek çıkartman daha kolaylaşır. Peki dişisi, yani o erkeğe, sallabaş olan erkeğe hangi dişiyi vurdu? Aynı kandan mı? Ayrı, farklı. Herküllerden mi vurdu? Herküllerden, evet vurdu. Herkül'ün kız kardeşini vurdu. Ama tabii ikisi de havada. Bir tanesi daha böyle ufak dönüp seri dönen bir kuş. Dedi onlarla başarılı olabilir dedik. Doğru ve başarılı oldu. Bu ne ortaya çıkıyor? Gözle görüp eşlersen neticeyi daha çabuk. Evet, mükemmel bir formül. Evet, işte gözle gördüğümüz. Yani. Doğrusu bu. Evet, bakın yani. Altını böyle kırmızı kalemle çiziyoruz. Sevgili izleyiciler, burada çok önemli bir tespit ortaya çıkardık. Çok önemli ve çok doğru bir tespit ortaya çıktı. İşte eşleme konusunda, başarı ulaşma konusunda bu formül. Olmazsa olmazımız. Havada eşlemek. Uçurmak ve havada eşlemek. Aynen öyle. Yerde alınan kuşu direkt salmaya atıp da yavru çıkartıp başarılı olacağım diye. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey. Hayal kurmak bizi bir ileriye götürmez diyoruz. Çok zor. Çok zor yani ama işte milli piyango biletinden tam ikramiyeye vurmak gibi bir şey ya, zor. Ya vurabilir de milyonda bir kere vurur. Evet. Vurabilir. Olarak biliyorsun bu kuşlar güzel. Ama gene ortaya gene uçurmak çıkıyor. Evet. Yani ben şimdi dünyanın en iyi yarış atını alayım. Ben onu koşturtmadıktan sonra sütçü bile girer. Yani bu o aynen öyle. Havada uçuyorlar mesela iki yuva kardeşi ben izledim. Bir tanesi dar çok mesafeli gidiyor. Bir tanesi yuvarlak gibi dönüyor yani yuvarlak daire tarzı dönüyor. Kısa. Şimdi sen yerde bırakıyorsun onlar hepsi aynı tarz dönüyor diye. Hangisini neye eşiteceğini bilmediğin için kuşlar bu sefer istediğin gibi olmuyor yani. Peki bir soru daha soracağım Murat abi. Şimdi bu söylediğimiz sallabaş bademli erkek, sonradan sallabaş olan bademli erkek çok güzel dönüyordu demiştiniz. Bu dik kuşu muydu? Yani dikten gelen bir güvercin miydi? Yani şunu soracağım aslında. Dik güvercini, dik güvercinlerle mi eşleyelim yoksa dikle yatay çaprazı olur mu? Yatayla yatayı mı eşleyelim havada? Havadan bahsediyorum. Tabii şimdi şöyle yani o mavi erkek dik de dönebiliyordu, yatay da dönebilme kabiliyeti var. Yani kuş iyi bir kuş yani. Her ikisinde beceriyor bu kuş. Kimi kuş var dike aldığın zaman aşağı veremez kendini. Beceremez yani dönüşe giremez. İlla böyle göğsüne istiyor kuş. Yani o kuşta o kabiliyet vardı. Her iki türlü de dönebiliyor. Yatay da dönebiliyor, dik de dönebiliyor. Yani
iyi bir kuş yani. Kanı demek ki bu kuşun güzel. Ve başarılı yani. Yavru da veriyor kuşun. Ya senin tecrübelerinden de yola çıkarak ve izlediğin kuşlarda da, başarılı olan kuşlarda da gördüğün eşlemelerde cephe kuşuna cephe, dik kuşuna dik kuş mu eşlenmeli, yoksa böyle bir kıstas yok mu? Yani yok. Biraz önce bir şey söyledik ya. Şimdi, bunu da sormak istedim. Ya illa cepheyle cephe olacak diye bir şey yok. Orada senin artık, orada senin yani o kuşları birbirine uyacağını hissettiğin hani eşleyeceksin. Eşledikten sonra uçurman. Bu ortaya çıkıyor. Uçurduğun zaman alacağın sonuç. Yani orada aynen öyle. Sonuca bakacaksın. Sonuç ne sana verdi, devam edecek. Ya Murat, bir yani, bir soru da ben sorayım sana. Atomlar nasıl dönüyor? Atomlar zaten şimdi o da bir ırk yani. Atom diye atomlar burada isim konmuş kuşlar. Burada çıkmış kuşlar. Atomlar şimdi iki çeşit atomlar var. Bir Rıza Bey'in baktığı atomlar var, bir Arif Bey'in baktığı atomlar var. Ama Arif Bey'in baktığı atomlar da Rıza Bey'in kuşundan çıkma. Tabii yani bir kemerli atomlar var, alaca atomlar var, bir de kemersiz atomlar. Nasıl bunlar? Uzun ve kısa mı yoksa? Yapı olarak. Tabii yapı olarak. Atomlardan mesela bizim çocukluğumuzda mesela Yavuz amca Nazilli'ye çok veriyor. Nazilli'ye buradan veriyor, takım olarak veriyor. Rıza Bey'in atomlarından veriyor. Rıza Bey'in kuşlarının tamamını en son satın alan Pampili Mehmet. Tepecik'te alıyor kuşları. Yavuz amca rahmetli cezaevinden çıktıktan sonra gidiyor. Pampili'ye diyor ki Rıza'nın kuşlarından var mı? Bir çift atomlarından var diyor. Alıyor o bir çift atomlardan. İyi para veriyor alıyor. Onlardan çoğaltıyor. Nazilli'ye çok veriyor onlardan. Nazilli'ye çok veriyor. Ama o süre zarfında... Hayır, bizim döndürdüğümüz kuşlarla arasında ne fark var? Paçalı dönekli versinler. Hayır, hayır, paçalı değil. Normal. Dönüş tarzı pırıltıyı yeme farkı olarak var. Yani ırk olarak farklı kuş olduğu için. Irkı farklı. Dönmeleri nasıl? Tabii. Ufak bombeli dönüyor onlar. Mesela Nazilliler der ki kuş simsiyah dönecek. Onlar onları gördükleri için simsiyah dönecek diyor. Bize göre simsiyah değil. Bizde siyah ve beyaz. İki renk dönmesi lazım kuşun. Yani o dönüş de geçerli ama onlar onu gördüğü için onları kabul ediyorlar. O malzeme onların elinde var. Yani oku Nazilli'ye mesela, o bölgeye zaman, Paytoncu Hasan'a kadar mesela. Paytoncu Hasan... Bahsettiğimiz zaman atomlardan bahsetmedik mi olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka. Yani atomları ayrı bir ırk soy olarak değil de, yani daha doğrusu ırk olarak değil de soy diyebiliriz ama ırk değil. Bir paçalı gibi ya da bir Makedon son gibi falan bir soy değil. Eşlemede istenilen sistem stili yakalayıp ona isim takıyorlar. Evet, atom diye aynen. Burada isim, nasıl isim takıyorlar? Mesela yani, zangocular, Rıza Bey'in atomlar, Ruslar gibi. Kara kanatlar. Yani. Değil mi Murat abi? Farklı mı? Evet. Doğru mu? Tabii. Şimdi mesela o dönemde Rıza Bey kuşçuluk yapıyor. En son kuşları kapatacak, bir kuş dışarıda kalıyor. Uçuruyor onu. Yüksek böyle. En son gidecekler. Alıyor eline mendili, kümesinin içine bir atıyor. Kuşlar dışarı fırlayınca kuş böyle tepeden bir yumuyor böyle, sıkıyor. Bir açılıyor kuş. Bir tanesi diyor ki aynı diyor Hiroşima'ya atılan bomba gibi diyor, açtı diyor kendini atom diyor. Anladın mı dediğimi? Atomlar oradan kalıyor isim olarak da. Yani, tepeden dönen. Tabii tepeden sıkıyor kuş, tesadüf, bir açılıyor. Öyle atom isim kalıyor. Bu Rıza Bey'in... Tesadüfen dönüyor yani. Tesadüfen. O zaman Rıza Bey'in güvercin ailesine verilen isimdir demek tabii, en mantıklısı değil mi? Ama Arif Bey de çıkartıyor. Tamam, değil ama bildiğim kadarıyla. Yani bir kısmı... Evet. Arif Bey'de de mesela atomlar var. Onun baktığı kuşlarda gene ama anaları... Rıza Bey'den bir çakal dişi giriyor. Hmm. Ondan sonra o çakal dişi de şey aldırtıyor. Paytoncu Hasan'a aldırtıyor. Arif Bey'e. Onun baktığı kuşlar da mesela Paytoncu Hasan'a bir ustası zaten. Paytoncu Hasan'a. Biz de bunları biz yaşamadık ama Yavuz amcayı biz dinledik yani, büyüklerimizi, ustalarımızı. Onların anlattığıyla biz. O ne anlattıysa birebir ben aynısını anlatıyorum. Şimdi Murat abi. Biz kendi dönemimizde yaşadıklarımızı ayrı. Yani Murat abi, şimdi izleyenler de tabii ki bilgililer olduğu gibi daha yeni 1-2 yıl, 3 yıldır dönek güvercin bakan arkadaşlar da var. Şimdi biraz daha böyle açarak atomların kara kanatlardan farkı ne mesela, ya da atom kuşu, kara kanat kuşunu biraz daha böyle bilgi verir şekilde anlatırsak çok şöyle, mutlu olurum. Ben şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi saf atom, saf kara kanat kuş kaldı dersek yalan olur. Yok yani öyle bir şey yok. Yani bu kuşlar şu 30 sene içerisinde kuşlar ırkları bozuldu.
kırıldı yani kuşlar. Kırıldığı için de ha sen nasıl yola çıkıyorsun? Uçuruyorsun kuşu. Kuşun havada dönüş tarzına göre bu kuş diyorsun işte kara kanat var içinde. Ne yapıyor da kara kanat oluyor işte? Şimdi kara kanat kuş hızlı uçar. Hızlı ve cepheye uçar. Ve öyle dik yemez yani, anladın mı? Yatay pırıltı yiyen kuşlar. Süper. Yani. Aynen öyle. Yatay pırıltı yiyen kuşlar. Fantazi mi? Fantazilik var mı? Olmaz kanat mı? Vurup böyle. Ya her kuş coşar. Boynuz kulağı yapıp geliyor mu? Her kuş coşar. Böyle 100 metre 200 metre böyle karşıdan böyle sıkarına böyle yatayına gelen kuşlar mı? Bak şimdi öyle dönmez dediğimiz düşenler dediğimiz kuşlar olur. Vardı biliyorsun. Dediğimi? Döner. Sıkarak da dönebilir. Niye dönmüşsün? Düşenler yani? Dediğimiz kuşlar mesela örnek kara kanatlara mı örnek? Düşenlerin içinde şimdi kara kanat desek olmaz yani. Düşenlerde ben gittim ben şeyde Saraköy'de Murat'ta mesela kamyoncu Murat'ta vardı o onlardan. Bir kart erkek diye onu biz orada seyrettik. Yüksek atıyordu ona mesela. Bana göre Bursalı tarzı dönüyordu böyle. Büyük dönüyordu. Mesafeye de gidiyordu o düşenlerden bir erkek vardı onda o zamanlar. Hala var onun elinde o kuşlardan. Devam ediyor yani. Şimdi atomlara tekrar gelirsek atomları şöyle diyebilir miyiz? Kızaklayıp kendini kaydırıp ondan sonra güzel bir daire yapıp tekrar çıkışında yine kendini kaydırarak inişini yapan, işi bitiren kuşlar diyebilir miyiz? Tabii, yani bir genel toparlama biraz dikten. Daha dik benim de bildiğim kadarıyla biraz daha normal kara kanada göre bir tık daha alaca olur onlar. Yani onların beyazı fazla olmaz atom güvercinlerin. Evet. Yani gemli, alaca kuyruk, yanlardan elifli, hafif dirsekleri ucu açık olanlar da var. Yani ben o tarz gördüm atom güvercinler. Yüksekten atarsın kanatlarını güzel kullanan kuşlar. Velikaya'da da atomlar olduğunu duydum ama siz duydunuz mu, öyle bir bilgi var mı sizde? Atom uçurduğunu yine gemli böyle güzel atom gibi, uçuşu da atom gibi, kostümü de atom gibi olan kuşlar uçtuğunu, evet. Biz tabii yetişemedik onlara da duydum yani. Onun kuşları mesela rahmetli olduktan sonra İzmir'e geldi. Velikaya Bergama değil mi? Tabii. Onun kuşları rahmetli olduktan sonra Pınarbaşı'nda Harun var, fırıncı Harun. Onlar aldı o kuşları, getirdiler buraya. Ama tabii muhafaza ettiler, etmediler, onu bilemem yani. O kuşlar buraya geldi. En son öldükten sonra. Ama muhafaza ettiler mi edemediler mi onu bilmiyorum yani. Yani o şekilde.